Herkese merhaba. Info Yatırım'ın Spotify kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Çağlar Toros. Sizlere bu hafta piyasalarda neler olduğunu ve önümüzdeki haftaki beklentilerimizi aktarmaya çalışacağım. Öncelikle bu hafta yurt dışı piyasalarda ne oldu? Oradan başlayalım. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından gelen enflasyon verileri piyasaların odağındaydı. Öyle ki geçtiğimiz hafta tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üstünde olmasına rağmen geçtiğimiz ayın altında kalması risk iştahını yukarı yönlü tetiklediği gibi Fed'in faiz indirim döngüsüne başlayabileceğinin sinyallerini de vermiş oldu. Tarım dışı istihdam verisi sonrası doları olan talep azalırken altının onsundaki yukarı yönlü ivmelenme Fed'in faiz indirimlerinin daha hızlı olabileceğine dair durumun fiyatlamalar arasına katılmasına bence sebebiyet verdi. Bu haftaya gelecek olursak Amerika tarafındaki enflasyon verisinin beklentilerin altında kalmasıyla birlikte Fed'in faiz indiriminin Eylül ayına çekilebilme ihtimali daha da güçlenmiş oldu. Bu tarafta barınma maliyetleri artmasına rağmen enerji fiyatlamalarındaki geri çekilme enflasyon tarafının %3 seviyesine geri gelmesine sebebiyet verdi ki yıllık bazda beklenti %3.1'e geri çekilmesiydi Amerika tarafındaki enflasyonun. Tabii ki Amerika tarafındaki enflasyon verilerinin geri gelmesi risk iştahını yukarı yönü tetikledi ve 2024 yılında en çok konuştuğumuz konu olan faiz indirimlerinin daha erkene alınabilmesi ihtimali de artmış oldu. Fakat tek bir veriyle bunu söylemek çok doğru değil. Çünkü 2024 yılında yaklaşık 3 ya da 4 faiz indirimi beklenirken son makroekonomik verilerle birlikte bu durum 1'e inmişti. Geçtiğimiz hafta FOMC tutanaklarında bazı katılımcıların faiz artırımına devam etmesi gerektiği görüşü, bazı katılımcıların ise faiz indirimine devam etmesi gerektiği görüşü ağır basarken buradan da şunu anlıyoruz aslında kafa karışıklığı hala devam ediyor ve kafa karışıklığının devam etmesi de Fed'in faiz kararlarında çok bilinmeyen bir denklem olduğunun hala sinyallerini veriyor. Ama şu anki makroekonomik datalar yani istihdam datası ve enflasyon datası faiz indiriminin olma ihtimalini fazlasıyla güçlendirdi. Yurt içi piyasalarda ne oldu? Geçtiğimiz haftayı %1.9'luk yukarı yönlü bir seyirle kapatan bir Borsa İstanbul BIST endeksi vardı. Öyle ki haftanın ilk yarısında Mehmet Şimşek'in yaptığı borsada kazanç vergisine ilişkin açıklamalar endeksi baskılarken ikinci yarısı diye tabir edebileceğimiz kısımda %1.64'lük aylık bazda artış beklentilerinin altında gelmesiyle Borsa İstanbul BIST endeksinde risk iştahı yukarı yönlü seyrini hızlandırdı. Diğer taraftan yabancı kurumlardan gelen raporlarda Borsa İstanbul tarafına aynı bir katalizör oldu. Bu hafta Borsa İstanbul BIST endeksinde yine haftanın ilk yarısında ufak da olsa bir baskı hissettik. Özellikle çarşamba günü T2 bakiyesinin düzeltilmesi amacıyla yapılan satışların etkileri ve diğer taraftan da biraz daha yurt dışı taraftan gelen karmaşık açıklamalar Borsa İstanbul tarafındaki baskıyı hissettirdi. Yurt dışı tarafı da bizim için önemli çünkü 2022 ve 2023 yıllarında Borsa İstanbul tarafı yurt dışı piyasalardan ya çok fazla pozitif ya da çok fazla negatif ayrışıyordu. Lakin bu süreç içerisinde 2024 yılında yabancı yatırımcı ilgisinin artmasıyla birlikte yabancı takas oranının yükselmesi ve rasyonel adımlarla birlikte bu yabancı ilgisinin devam edeceğine dair beklentilerle artık yurt dışı piyasalarla az da olsa korele giden bir Borsa İstanbul BIST endeksi var. O yüzden rakam bazında da önemli yani makroekonomik rakamlarda yurt içi açısından önemli yurt dışı taraftan gelen. O yüzden hem T2 bakiye düzeltilmesi amacı diye tabir edelim hem yurt dışı taraftan gelen karmaşık açıklamalar endeksi baskılamıştı. Perşembe günü takas avantajının olması Borsa İstanbul tarafının yukarı yönlü gitmesine sebebiyet verdi. Ve artık Moody's beklentileri de fiyatlamalar arasına dahil olduğu gibi gözüküyor. Çünkü önümüzdeki haftada bir Moody's kararı var. Birazdan oradan da bahsederiz ama bu hafta biraz daha Borsa İstanbul tarafında karmaşık bir seyrin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Borsa İstanbul BIST endeksi Mayıs ayında 11.000 seviyesini görmesinden sonra biliyorsunuz borsada işlem vergisiyle birlikte yani bu haber akışlarıyla birlikte 9.900'e kadar geri çekilmişti.
alçalan trendin tekrar yukarı yönlü kırılması ile birlikte 11.000 seviyesini aşan BIST endeksinde 12.500 seviyesine göz kırpıldığını söyleyebiliriz. Kısa vadeli hedefler biraz daha bu tarafa odaklandı. Önümüzdeki hafta ne bekliyoruz? Moody's'in kararı. Tamamen odaklandığımız durum yurt içi tarafta bu olacak gibi gözüküyor. Yabancı kredi derecelendirme kuruluşları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yönetimindeki ekonomik adımlara güvenerek yurt içi beklentilerini pozitif anlamda yükseltiyor. Yabancı yatırımcılar da bu bağlamda yurt içine yavaş yavaş geliyor. Uzun yıllar sonra gelen kredi notlarındaki güncellemeler, yapılan görüşmeler ve gelen raporlar ekonomi yönetiminin attığı adımların yabancıların radarında olduğunu da bize gösteriyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin 3 yıl sonra gri listeden çıkarılması da yabancı ilgisi ve kaynaklar açısından önemli bir durum. Çünkü bazı ülkeler ve bazı fonlar gri listede olan ülkelere kendi kuralları gereği yatırım yapamıyorken bu durumun da ortadan kalkması kaynak gelişini hızlandırabilir. BYD'nin Türkiye'ye yapacağı 1 milyar dolarlık yatırım da ileriye dönük projeksiyonlar açısından farklı kaynakları yurt içine taşıyabilir. Tüm bu gelişmeler ışığında ekonomik verilerin olumlu yönde ilerlemesi ve yatırım kanallarının hızlanma beklentisiyle gözler 19 Temmuz'da Moody's'e çevrildi. Moody's'den beklentimiz notu 2 kademe arttıracağı yönünde. Aslında B3'ten B1'e çekmesi bekleniyor. Konsensüs beklentiler biraz daha karışık. B3'ten B2'ye çekmesini bekleyen de var. B1'e çekmesini bekleyen de var. Çünkü B2'ye çekerse Moody's, Fitch ve S&P ile aynı yere çekmiş olacak notu. Bundan kaynaklı olarak bir notla iki not arasında bence biraz daha fark var. Tüm bu gelişmeler ışığında Moody's'den artık beklentiler fazlasıyla arttı. Olası Moody's'den gelebilecek olumlu haber akışlarının etkisiyle birlikte bu durumda Borsa İstanbul BIST Endeksi tarafına kısa vadeli bir katalizör etki yaratabilir diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı günler, bol kazançlar. Haftaya görüşmek üzere.